Tilki ve Melek. Bir zamanlar ormanda yaşayan çok iyi ama tuhaf iki arkadaş vardı. İsimleri Bay Tilki ve Bay Leylek'ti. Tilki çok kurnazdı. Leylek ise pek akıllı sayılmazdı. Günlerden bir gün Tilki Leylek'i yemeğe davet etti. Birbirimizi hiç yemeğe davet etmedik. Evime yemeğe gelmek ister miydin? Tabii, ne pişireceksin? Bu bir sürpriz olsun. Hangi gün kaçta geleyim? Yarın akşam 7 nasıl? Bana uygun. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Vaktinde gel. Gelirim. Ertesi gün Leylek tam vaktinde gitti Tilki'nin evine. Merhaba. Gel ve otur. Yemek hazır. Söylesene, ne pişirdin? Çok lezzetli bir çorba pişirdim. Eminim bayılacaksın. Ancak Leylek masaya oturduğunda Tilki çorbayı çok sığ bir tabakta servis etti. Sorun ne? Uzun gagamla bu tabaktan yiyemem. Ha, gerçekten mi? En azından uzun gaganın ucunu ıslatabilirsin tabakta, değil mi? Evet ama boş ver. Neyse, sen de benim davetimi kabul edip bana yemeğe gelirsin, değil mi? Tabii gelirim. Yarın akşam olur mu? Tamam, orada olacağım. Böylece Leylek o gece evine aç döndü. Ertesi gün Tilki Leylek'in evine tam zamanında geldi. İçeri gel dostum. Ben de seni bekliyordum. Ne pişirdin? Özel misafirime en sevdiği yemeği yaptım. Leziz bir çorba pişirdim. Gerçekten mi? Tabii, gel ve otur. Yemek hazır. Ama Tilki çorbanın çok uzun ve dar ağızlı bir kavanoza servis edildiğini görünce çok şaşırdı. Çorba gerçekten çok lezzetli görünüyor. Ama dostum, burnumu bu kavanoza sokamıyorum bile. Gerçekten mi? En azından kavanozun dışını yalayabilirsin ama, değil mi? Şimdi de Tilki Leylek'in davranışına çok kızmıştı. Ama kurnazca sakin kaldı ve ona iyi bir ders vermeye karar verdi. Dedi ki... Belki yeniden başlayabiliriz. Yarın akşam evime gelip yemek yemeye ne dersin? Geleceğim ama artık herkes tabağını yanında getirsin. Böylece ertesi akşam Leylek akşam yemeği için Tilki'nin evine tekrar gitti. Merhaba dostum. Lütfen otur. Yemek neredeyse hazır. Peki, söyle bakalım, ne pişirdin? Lezzetli bir leylek yahnisi yaptım. Sadece bir malzeme eksik kaldı. O da leylek. Evet ama ben bir leyleğim. Biliyorum. Sonunda Tilki leyleğin peşine düştü, onu evinde ve tepenin üstünde kovaladı. Ve Tilki sonunda yakalayana kadar leyleği kilometrelerce kovaladı. Uzun bir kovalamacanın ardından Tilki ağzında tüylerle evine geri döndü. Ve masaya oturdu. Peçeteyi açıp yahnisini yemeye başladı. Lezzetli leylek yahnisinin tadını çıkardı. Bu hikayeden çıkarılan ders dostlarım, kurnazlıkta tilki ile yarışma. Son. Bu hikayeden keyif aldıysanız lütfen kanalımızı beğenin ve abone olun. Ve gelecekteki güncellemeleri almak için zil simgesine tıklayın.